Siz de son yıllarda sanki büyük bir savaşın giderek yaklaştığını düşünüyor musunuz? Dünyanın farklı bölgelerinde başlayan çatışmalar, Avrupa'nın kapısındaki savaş, Gazze'de yaşananlar, Tayvan'dan Çin'e, Balkanlardan Orta Doğu'ya kadar çok geniş bir coğrafyada giderek yükselen tansiyon ve daha fazlası. Kimileri bu dönemi 3. Dünya Savaşı zaten başladı diye yorumluyor. Devletler de bu süreçte elinden geldiğince kendini savunma sanayinde daha hazır hale getirmeye çalışıyor. Türkiye'nin belki de son 10 yılda daha da ete kemiğe bürünen yerli ve milli savunma sanayinde de durum farklı değil. İşte bu noktada öne çıkan en kritik başlıklardan biri hava savunma sistemleri. Belki de önce şu gerçekle yüzleşmek gerek. Yakın geçmişte imkanları kısıtlı ülkeler ya da terör örgütleri için mayın neyse bugün geldiğimiz noktada kamikaze dronlar, farklı türlerde SİHA'lar, hatta kısa ve orta menzilli füzeler o. Ayrıca çevremizde uzun menzilli füzesi olmayan ülke neredeyse yok. Haliyle Ankara'nın ajandasında havadan gelecek her türlü hedeflere karşı kendini koruyabilme ihtiyacı belki de ilk sırada. Bu videomuzda Türkiye'nin hava savunma şemsiyesindeki durumu, bu sıralar sıkça duyduğumuz gök kubbe meselesini ve yakın gelecekte envantere girmesi beklenen uzun menzilli balistik füzelerimizi konuşacağız. Hazırsanız başlıyoruz. Savunma sanayinin bir şekilde içinde yer alan isimleri kapsayacak bir anket yapacak olsak, onlara tek bir soru sormak isterdik. Türkiye'nin en acil şekilde ihtiyaç duyduğu sistemler bütünü hangisidir? Bu soruya büyük çoğunluğun hava savunma sistemleri yanıtı vereceğine eminiz. Ülkemizin bu alanda karşı karşıya kaldığı sorunlar, o sorunlara çözüm olarak üretilen alternatifler, sonra o alternatiflerin bizi çok farklı yerlerde sürüklediği çıkmazlar bu cevabın temel nedeni. En çok ihtiyaç duyduğumuz anda müttefiklerimizin geri çektiği Amerikan yapımı hava savunma sistemi olan Patriot'ları, Ankara'nın S-400 kararını, bu kararın F-35 başta olmak üzere kimi konularda bizi nasıl zorladığını hızlıca geçiyoruz. Çünkü bugün sizlere tamamını olmasa da en genel haliyle elimizdeki yerli ve milli hava savunma sistemlerini anlatmak istiyoruz. Hava savunmadan bahsederken gökvatanda koca bir şemsiye açtığımızı hayal edin. Bu şemsiyenin bizi havadan gelebilecek muhtemel tehditlerden koruduğunu düşünebiliriz. Hava savunma ağını çok kısa menzil, kısa menzil, orta menzil ve uzun menzil olarak 4 katmana ayırmak mümkün. İşte geçtiğimiz hafta sıkça duyduğumuz gök kubbe kavramı tüm bu katmanların milli sistemlerle korunmasını kapsıyor. Çoğu Aselsan imzalı olan bu ürünlerin bir kısmı aktif olarak kullanılıyor. Prototip aşamasında olanlar, geliştirme testleri devam edenler ve henüz şimdilik sadece kağıt üzerinde olanlar var. Tüm sistemlerin ne zaman tam anlamıyla hazır olup birlikte çalışılabileceğine dair kesin bir tarih yok. Ancak en iyi ihtimalle 2027 ve sonrası işaret ediliyor. Hava savunma dendiğinde ilk sırada çok kısa menzil hava savunma sistemleri var. Adından da anlaşılacağı üzere size oldukça yakın mesafeden gelebilecek tehditlere çözüm üretmek için kullanılıyorlar. Azami 10 kilometre etki menzili ve 5 kilometre irtifa sınırı bulunan bu ilk çeper için Türkiye'nin elinde farklı seçenekler var. Ancak bu seçeneklerin bir kısmının eski ve manuel olduğunu, haliyle hedefi vurma konusunda çok üst düzey performans sergileyemeyeceğini ekleyelim. Bu gerçekten yola çıkan karar vericiler, kendi sınıfında oldukça iyi bir yere konumlanan Aselsan imzalı Korkut 35 mm'lik hava savunma top sistemini geliştirdi. Böylece elimizdeki toplar, atış kontrol radarı, arama radarı, dost-düşman tanımlama sistemi ve atom programlanabilir parçacıklı mühimmat entegrasyonu yapıldı ve hedefi otomatik olarak imha edecek bir sistem ortaya çıktı. Korkut şu an envanterde ve görevini başarıyla yapıyor. Türkiye'nin ilk milli hava savunma sistemi olan KİDE'ye monteli Stinger'da yine 5 kilometre irtifa altında görev alan sistemler. Yine bu aralıkta Gökberk, Şahin, Göker, İhtar, Ayıç ve Sungur var. Hepsi için ayrı birer parantez açalım. Gökberk, ilk olarak 2023 yılında vitrine çıkan bir lazer silahı. Üzerindeki güçlü lazer silahıyla tehdidi fiziksel olarak vurup etkisiz hale getirebiliyor. Eğer tehdidi işlevsel olarak imha edebileceğine karar verirse, entegre haldeki Kangal karıştırıcı sistemini kullanıp tehdidi bertaraf ediyor. Şahin de son yılların popüler tehdidi dronlara karşı geliştirildi. Çok hızlı bir şekilde istenen yere intikal edebiliyor. Kolayca vuruluyor. Etki menzili 700 metre olan sistem döner kanat, sabit kanat,
mini ve mikro İHA ayırt etmeksizin vurabiliyor. Sadece askeri yerlerde değil, kritik bazı tesislerin korunmasında da kullanılıyor. Göker, çok alçak irtifa hava savunma ihtiyaçları ve kara tehditlerine karşı geliştirildi. Karadan gelen tehdide karşı zırh delici mühimmat, yüksek patlayıcılı yangın mühimmatı ve atom mühimmatları yollayabiliyor. Yaklaşık 5 kilometrenin üzerinde bir alanda etki sağlıyor. Sıradaki milli sistem İHTAR. Kamuya ait alanlarla ticari bölgelerde yasal olmayan drone uçuşlarına karşı geliştirildi. İHA'ların tespit edilmesi, otomatik olarak takibe alınması, tehdit olarak işaretlenmesi ve yasal olmayan faaliyetlerinin en uygun karşı tedbirle engellenmesi İHTAR sisteminin temel görev tanımını oluşturuyor. Bu katmanda anlatacağımız son ürün Roketsan imzalı Sungur. Hemen hepimizin duyduğu Amerikan yapımı Stringer'ın yerli versiyonu. Hemen söyleyelim, Türk mühendislerin geliştirdiği sistem gerçekten çok daha iyi. Sungur'un azami menzili 8 kilometre. Amerikalı rakibi Stringer'da bu rakam 4,8. Avrupalı Mistral 7,5 kilometre menzile sahipken, Rus Verba ise 6 kilometre menzili. Sadece menzilde değil, irtifada da rakiplerinden daha iyi. 4 kilometre yüksekliğe çıkabiliyor. Sungur'u rakiplerinden ayıran en önemli özelliklerinden biri de sahip olduğu gelişmiş güdüm sistemleri. Tabii de unutmadan, Sungur araç üzerinden atıldığı gibi omuz üzerinden tek bir er tarafından da ateşlenebiliyor. Gelelim 5 ila 10 kilometre arası olarak bilinen alçak irtifa katmanına. Türkiye'nin eli burada da kuvvetli. Herix, Ceram, Hisar A+, Gökdemir, Gürz akla ilk gelen sistemler. Herix için kısa bir tanımla başlayalım. Hava savunma radarlarından alınan bilgileri birleştirerek gerçek zamanlı hava resmi oluşturabiliyor. Sahip olduğu algoritmalar hedef için en uygun silahı otomatik seçiyor. 2001 yılından bu yana aktif olarak kullanılan sistem süreç içerisinde çok ciddi geliştirmelerden geçti. Sıkça duyduğumuz Ceram denilen yapı temel olarak karşı taraftan gelecek roket, top ve havan tehditlerine karşı geliştirilen bir önleme sistemi. Bu tehdidi engellemek sanıldığı kadar kolay değil. Çünkü radar kesit alanları çok düşük. Bu nedenle tespitleri zor. Aynı şekilde çok hızlı bir şekilde neredeyse her yerden ateşlenebiliyorlar. Bu nedenle dünyada Ceram görevi yapabilecek kabiliyette sistem geliştiren ülkelerin sayısı oldukça sınırlı. Türkiye de onlardan biri. Yapılan testlerde Aselsan imzalı Korkut, Ceram hedeflerine karşı son derece başarılı sonuçlar elde etti. Böylece Korkut'un Ceram görevini gerçekleştirebileceği de doğrulanmış oldu. Gökdemir fırlatma sistemi ise Türkiye'nin hava ve füze savunma alanında sahip olduğu bilgi birikimi, ileri teknoloji ve güvenilir çözümlerinin en yeni örneklerinden biri. Savaş uçakları, silahlı ve silahsız insansız hava araçları, seyir füzeleri, havadan karaya füzeler ve helikopterler gibi tehditlere karşı hava ve füze savunma görevini icra edecek. Sıradaki sistemimiz Gürz. Çok alçak ve alçak irtifa hava tehditlerine karşı geliştirildi. Çoklu önleyici imkanı var. Top ya da füze ile hedefi yok edebilen yenilikçi bir hava ve füze savunma sistemi. Zırhlı 8x8 platform üzerinde yer alan Gürz, hem sabit tesislerin hem de intikal halindeki konvoyların hava tehditlerine karşı korunmasını sağlayacak. Gelelim Hisar A+'ya. Öncelikle Hisar'ı bir hava savunma sistemi ailesi olarak düşünebilirsiniz. Yanındaki artı işareti de çok değerli. İlk etapta belirlenen kimi özellikler zaman içinde biraz demode kaldı. Çünkü hava savunma sistemleri rakibinizin de sürekli kendini geliştirdiği bir alan. Sonrasında Türkiye bazı değişiklikler yaptı. İrtifa, menzil ve güdüm sistemleri sürekli bir gelişim gösterdi. Sahaya inen ilk sistemler A+ olarak adlandırıldı. Sistem en temel haliyle sabit ya da döner kanatlı uçar unsurlar, seyir füzeleri, insansız hava araçları ve havadan karaya atılan füzelerin alçak irtifada etkisiz hale getirilmesini sağlıyor. Hisar A+'nın menzili açık kaynaklarda 15 kilometre olarak yazıldı. Sistemdeki füzelerin çift darbeli motora sahip olduğunu ve böylece manevra kabiliyetlerinin de çok gelişmiş olduğunu hatırlatıp bu katmanı da kapatalım. Sıradaki katmanımız 10 ila 15 kilometre irtifayı kapsayan ve orta irtifa olarak bilinen alan. Kalkan 1 ve Kalkan 2 ile Hisar O+ akla ilk gelenler. Geçtiğimiz günlerde medyaya yansıyan gök kubbe görselinde Hisar U'nun da orta irtifa ile yüksek irtifa arasında bir yere konumlandırıldığını da söyleyelim. Kalkanı az sonra anlatacağımız Hisar O+'nın gözü olarak düşünebilirsiniz.
sistem en basit haliyle mobil hava savunma radarı olarak tanımlanıyor. Hava hedeflerini hızla ve en doğru şekilde tespit ediyor. Türkiye'nin ilk milli hava savunma erken ikaz radarı olma özelliğini taşıyan sistem, süreç içinde yeni yetenekler de kazandı. Hisar ailesinin bir diğer üyesi olan Hisar O Artı'nın açık kaynaklara yansıyan menzili 25 kilometre. Türkiye'nin katmanlı hava savunma ihtiyaçlarının yerli imkanlarla karşılanmasında önemli görevler üstleniyor. Farklı başlıklarla kullanılabiliyor. Haliyle tek bir ürünle hem yakın hem de nispeten uzak menzilde çok etkili sonuçlar alıyor. Kritik tesislerin, önem arz eden kimi noktaların ve birliklerin hava savunması görevini gerçekleştirebiliyor. Hedef tespit, teşhis, sınıflandırma, takip, komuta kontrol ve atış kontrol fonksiyonlarını üstlenebiliyor. Standart olarak 3 füze fırlatma aracı, 1 orta menzilli hava savunma radarı, 1 atış kontrol merkezi ile ilave destek ünite ve araçlardan oluşuyor. Hisar U şimdilik bilinmezliklerle dolu. Hisar O Artı'nın menzil ve irtifa açısından daha gelişmiş versiyonu olacağı kesin. Ancak şu an net bir bilgi yok. Aselsan'ın gelecek dönemde bu projeyle ilgili daha detaylı bilgiler paylaşması bekleniyor. Geldik Türkiye'nin uzun menzilli hava savunma sistemlerine ki burası gerçekten de ülkemizin en çok sıkıntı yaşadığı yerlerden biri. Bu alan için irtifanın 15-30 kilometre aralığında, menzilin ise 60 kilometre üzerinde olduğunu hatırlatalım. Burada aslan payı tamamen siper'e ait olacak. Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği ilk uzun menzilli hava savunma sistemi olan Siper'in bu yıl envantere girmesi bekleniyor. Açık kaynaklara yansıyan kimi bilgilere göre ilk aşamada 100 kilometre menzilli Siper Ürün 1 füzesi sahaya inecek. Geliştirme faaliyetleri devam eden Siper Ürün 2 füzesinin 150 kilometre menzile sahip olması bekleniyor. İlk atışı başarıyla gerçekleştirilen Siper Ürün 2 füzesinin 2025'te hizmete girmesi planlanıyor. Bir yandan Siper 2 için çalışmalar devam ederken, diğer yanda Siper 3 için de Türk mühendislerin kolları sıvadığını belirtelim. Aselsan imzalı gök kubbe yukarıda bahsettiğimiz sistemlerin bir bütünü. Tabii ki Türkiye'nin burada yer vermediğimiz yerli ve yabancı farklı füze savunma kabiliyetleri de var. Ancak kiminin devri kapandı, kimi artık eskisi kadar etki ortaya koyacak durumda değil, kiminin de kullanımı konusunda epey tartışmalar var. Ancak şu bir gerçek, eğer bu sistemleri biz kendimiz üretemezsek, günün sonunda en ihtiyaç duyduğumuz anda kapıların yüzümüze kapanma ihtimali hiç de az değil. Hava savunma konusu Türkiye'nin en önemli beka meselelerinden biri. Savunma sanayinde bağımsız olan bir ülkenin sadece sahada değil, masada da daha güçlü bir pozisyona geldiğini son yıllarda yaşayarak tecrübe ettik. Tabii ki geliştirilen tüm bu sistemlere rağmen en büyük dileğimiz asla ama asla bunları kullanmak zorunda kalmamak. Ümit edelim ki videonun başında bahsettiğimiz ve herkesin beklediği o sancılı süreç kapımızı uzun yıllar daha çalmaz. Çünkü bir projeyi başlatmakla onu seri olarak üretebilmek ve çoklu sayılarda envantere almak arasında ciddi farklar var. Merak edenler için bununla ilgili de bir bilgi paylaşalım. Türk Silahlı Kuvvetleri 2025-2028 yılları arasında yüzlerce Hisar A artı ve Hisar O artı teslim alacak. Ayrıca bu süreçte envantere hava savunma katmanımızda yer alan diğer kimi kritik sistemler de eklenecek. Son not isimsiz kahramanlara. Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayinde çalışan mühendislerden bahsediyoruz. Zorluklar, meydan okumalar, kimi zaman bozulan moraller ama günün sonunda bir şekilde çözüme kavuşturulan hepsi birbirinden kıymetli projeler. İmza attığınız işleri gizlilik nedeniyle göğsünüzü gere gere anlatamadığınızı biliyoruz. Ama merak etmeyin. Yaptığınız işleri yakından takip eden, sizinle gurur duyan ve dualarından eksik etmeyen milyonlar var. Siz üretin, biz anlatalım. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Siz de son yıllarda sanki büyük bir savaşın giderek yaklaştığını düşünüyor musunuz? Dünyanın farklı bölgelerinde başlayan çatışmalar, Avrupa'nın kapısındaki savaş, Gazze'de yaşananlar, Tayvan'dan Çin'e, Balkanlardan Orta Doğu'ya kadar çok geniş bir coğrafyada giderek yükselen tansiyon ve daha fazlası.